Yapma bir gören olacak, yapma. Bu saatte mi? Bizde mesai yok biliyorsun. Ya onu yapma, bunu yapma. Ben seni rahat rahat sevemedikten sonra ne anladın bu işten Ferit? Bana bak, sen bu adamı gerçekten unuttun mu? Ha? Hayatından çıkardın mı? Bak 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 bak. Nasıl da kıskanıyormuş beni. Aramızda bir de kıskanç var, o da sensin sen. Ben mi? Ha? Sen tabii. Ha? Daha şimdi burada hareketlerine dikkat et deyince nasıl suratın asıldı görmedin mi sanıyorsan? Ha? Şu iksiri bile kıskandın, yalan mı? Ha şu iksir. Ya Ferit, hani emindin? Hiçbir şey olmadı. Fare dumana sokulmadı bile. Bunu hala anlayabilmiş değilim. Ferit, sen emin misin bunun gerçekten işe yaradığında? Valla sekreterim de işe yaradı. Onda mı test ettin? O kendi de test etti. Etmiş. Sana karşı mı? Aa. Neler yaşadınız, neler oldu aranızda? Hiç utanmadan adamın yok mu senin ya? Dinle beni Serda. Bana sürmedi, kendi kendine sürmüş. Burada bana adamlar hepsini gösterdi. Herifler bunun peşine takılmış. E biliyorsun onun suratı nasıl çirkin bir şey. Bu kız kim ne yapsın Allah aşkına? Aa, ama şimdi kıza haksızlık etme Ferit. Vücudu güzel. Ya, istediği kadar güzel olsun. Erkekler bir defa karşılaştıkları kadının evvela yüzüne bakarlar, vücuduna değil. Demek ki benim sadece yüzüm güzel. Aa, hayatım öyle deme ne olur. Şu iksir niye işe yaramadı, ben onu merak ediyorum. Bekle, sekreteri çağırayım. Hadi bakalım. Buyurun Ferit Bey. Adamlara ne oldu? Arkadaşlar buradan uzaklaştırıldılar. Kızıma bak, sen bunu bu koku yüzünden olduğuna emin misin? Daha önce peşime hiç bu kadar erkek takılmamıştı. Peki, bir kişi de daha test edilmesini istiyorum. Öbür sekreterimi de çağır. Peki Ferit Bey. Çık canım. Ay. Öf, Ferit, bütün bu olan bitenlerin iksirle hiçbir ilgisi yok. Ya bu eti sen giysen senin de peşine takılırlar. Allah kahretsin aptal kız seni. Ne yaptığını bilmiyor. Ah, ben de bunu yüzünden sandım. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de niye kestin Dilaver? Ne güzel dinliyordun. Şarkı erken girdiğimi düşünüyorum ben. Yok canım, bence hiç de öyle değil. Hem Dilaver, arkanda müzisyenler yok ki. Nasıl erken girebilirsin ki şarkıya? Yani erken derken yersiz demek istiyorum. Zamansız, öyle bir şey işte. Dilaver, bana çok özel bir yer dedin, beni buraya getirdin. Üstelik akşamüstü de buradaydık. Yani izin verirsen sana iki şey sormak istiyorum. Tabii ki. Birincisi, bu soğukta burada ne işimiz var? İkincisi, burası niye senin için özel? Melda, burası benim senelerdir hayatımın en önemli kararlarını aldığım yer. Ben burada ne dilediysem olmuştur. Ne mesela? Müdür olmayı dilemiştim. Başka? Başka... En son geldiğimde. Ne zaman? Geçen yıl. Bu zamanlar. Demiştim ki artık işim gücüm yerinde. Sevdiğim bir mesleğim var. Öğrencilerimi çok seviyorum. Ya dedim karşıma ne olur. Bana layık olabilecek bir kadın çıkar. Ve oldu. Ay teşekkürler. Daha bitmedi Melda. O gün burada ben kendime bir söz vermiştim. O kadını bulursam ona burada evlenme teklif edeceğim diye. İnanın bana, siz tarih konusunda aşmışsınız. Sizde bu araştırmacı, soruşturmacı tarihçilik anlayışı var ya... ...bana müthiş ilham verdi. Müsaadenizle bir şarkı okuyacağım efendim. Bir bahar akşamı rastladım size bayray. Şimdi sosyal bir hayatım var. Gencim, güzelim, beğeniliyorum. Formda kalmam lazım. Ah abla, kim sokuyor senin kafana bu fikirleri? Dilaver. Ne? Ha? Aha, ne haber? Pardon, affedersiniz. Heyecandandır. Ah.
Yani şu Starlığa ilk adım attığım günlerde yanımda olduğunuz için öyle mutluyum ki. Ah Merve Hanımcığım. Ay çok naziksiniz. Dön, 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 dön. Ah! Ya ne bakıyorsun öyle Selda? Hem sen değil miydin al Dilaver'i başına çal diyen? Sen de hemen alıp çaldın değil mi? Ay Dilaver Bey yapmasanız. Yapmayın Dilaver, yapmayın. Nisar Efendi, Ahmet Şerif. Yapmayın Dilaver Bey. Güzel dans ediyorsunuz Merve Hanım. Ay siz de Dilaver Bey. Alo. Alo Merve. Hayır, ben Selda. Ha Selda Hanım. Buyurun Dilo Bey. Evet Dilo Bey. Ekranda isminiz Dilo Bey olarak çıktı da. Ekranda isim Dilo diye mi çıktı? Ne oldu? Çok heyecanlandınız. Heyecanlandı mı? Hemen çıkmasanız. Sizi kendi ellerimle çıkartmak mecburiyetinde kalacağım. Ne yapıyorsun Dilaver? Bırak beni. Çık dışarı Selda. Bırak beni. Çık. İmdat. Ne yapıyorsun? Bırak beni. Çık lütfen. İmdat. İstifa dilekçemi yarın fakslarım. Ablama bunu nasıl yaparsın? Ben bu yaşadığımızdan rahatsızlık duymaya başladım. Ama Melda yani benim Selda'mla yaşadığım daha önce her neyse çok çok farklıydı. Bugün onu ben bir arkadaş olarak, bir dost olarak seviyorum ama... ...yani sana karşı hissettiklerim çok daha farklı, çok daha fazla, çok daha başka. Birbirinizi üzmenizi istemiyorum. Birbirinize çok yakıştığınızı düşünüyorum. Ve Dilaver'e ablama iyi bakmasını söylemeye geldim. Seni kimsenin, hiçbir şeyin üzmesini istemiyorum. Canım ablacığım benim. Cevap vermedin bana. Şaşırdım kaldım. Bilemiyorum. Anlıyorum. Soğuktan tir tir titriyorsun ve bunun farkında bile değilsin. Evet. Hadi arabaya gidelim. Yoksa bu soğukta okul müdürsüz, tarihte öğretmensiz kalacak. Melda cevabını bekliyorum. Şimdi burada. Evet mi hayır mı? Düşünebilir miyim? Bu hayırdan önceki sessizlik mi? Belki de evetten önceki sessizlik. Gerçekten mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.